Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nurullah. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar biliyorsunuz ki o kadar kaza atlattık, ettik. 2016 yılında aldığımız Topaz Doğanlı ile 2021 yılına kadar ettiğimiz bazı kazaların fotoğraflarını bulmuştum, videolarını bulmuştum. Sizinle paylaşmıştım arkadaşlar. Neler olduğunu görmüştünüz. Bugün sizlerle bizim arabanın son haliyle ilgili olan fotoğrafları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın, telefonu şöyle şarja takayım. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Aracımız gayet iyi. Şu an 2021 yılındayız. 5 Aralık 2021 yılındayız arkadaşlar. Şimdi gelin aracın son haliki fotoğrafları görelim. Arabaya bakın. Hızlı Öfkeli 2'deki Nissan Skyline gibi altına mavi led döşedik. 31V866 akşamları böyle gözüküyor. Mavi kırmızı ışıklı falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız şu anda bu şekilde, yani gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı falan yok. Hatta altına mavi led falan döşemişiz. Onlarla ilgili zaten videolarım kanalımda var arkadaşlar. Yönetmenin sitesine girip Fiat Topaz Doğan L dosyalarına bakarsanız orada diğer videoların görürsünüz arkadaşlar. Zaten her arabaya yapılan bir şeyin videosunu çekmiştim, modifiye ediyoruz diye. Hatta arama yerine Nurullah Küncü Fiat Topaz Doğan L modifiye ediyoruz yazdığınız zaman veya Nurullah Küncü Tofaş yazdığınız zaman çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyleydi. Elinizde güç olduğu sürece veya çalıştığınız sürece hiçbir şekilde kimse sizin önünüzde duramaz arkadaşlar. Kaza yapsanız bile çalışırsınız, o arabayı yaptırırsınız, o evi alırsınız, edersiniz. Önemli olan çalışmaktır arkadaşlar ve hiçbir şekilde vazgeçmemektir. Ha şu da var. Arabanız 2 kere 3 kere kaza yaptıktan sonra o arabayı satmanızı tavsiye ederim. Benim babamın ilk arabası olduğu için arabaya benden daha çok değer verdiğini hissediyorum. Ama sıkıntı yok benim için. Sorun değil. Dediğim gibi arabaya hiçbir şekilde tapmayın. Anneniz, babanız, kardeşinizi düşünün. Ve ilk önce Allah'ı, sonra ise Kur'an-ı Kerimleri okumanızı tavsiye ederim. Allah'a da dua etmenizi tavsiye ederim. Bizim videomun sonra böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabamızda hiçbir şekilde yapıldı çok şükür. İleride belki değiştirebilirim. Zaten araba fiyatlarını biliyorsunuz. Biz o zaman 8.000 liraydı araba. Vadeli aldık, 12.000 liraya almıştık arabayı. Şu zamana kadar 100.000 lira yakın masraf yapmışızdır bu Tofaş'a. Ve şu an Tofaş'ın değeri Türkiye'de
40 bin lira oldu arkadaşlar. Dolar ise 13.60'larda falan arkadaşlar şu anda. Böyle bir video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer serileri izlemek için dediğim gibi oynatma sistemden bulabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Hedefim 1000 abone. Farklı videolarda görüşürüz. Değişik değişik stoktaki tanıtım videolarım gelecek. Haberiniz olsun. Bay bay arkadaşlar.